Merhaba Tarih Obası. Bir öz hakiki kişisel gelişim serisinde daha birlikteyiz. Konumuz Sigmund Freud'un Uygarlığa Dair Hoşnutsuzluğumuz adlı kitabı. Şimdi bu kitabı bana öncelikle Kafka kitap gönderdi. Kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Kafka kitap bu serinin içerisinden seçtiği pek çok kitabı gönderdi. Hemen şunu tanıtmak isterim. Kadın haklarının gerekçelendirilmesi, Önümüzdeki hafta çarşamba günü aynı seride okuyacağımız kitap arkadaşlar. Şimdiden tanıtayım. Bunun dışında bu Büyük Fikirler serisi. Bu seride efendim Sunzu'nun Savaş Sanatı var. Bir takım klasik metinleri basmışlar. Thomas More'un Ütopyası var. Machiavelli'nin Hükümdarı var. Ayrıca Zen Ustaları Lao Tzu'nun kitabı Efendim Komünist Manifesto Dünyanın ıstırabı üzerine Schopenhauer Başta olmak üzere bunlar benim bu seride en beğendiğim kitaplar oldu epeyce şey var Açıklamada linkini bulabilirsiniz incelersiniz hoşunuza gidiyorsa Siz de alırsınız Şimdi e, Freud bu ara Netflix dizisiyle tekrar gündeme geldi. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben de izledim diziyi. Dizinin Freud'la neredeyse hiçbir alakası yok. Fakat e, içerdiği folklorik öğeler sebebiyle o diziyi programa aldım. Günün birinde konuşacağız umuyorum. Fakat Freud aslında e, yani hiçbir zaman gündemden düşen bir isim değil. E, fakat e, bu uygarlığa dair hoşnutsuzluğumuz kitabını ben daha önce okumamıştım mesela. Pek çok kitabını okudum Freud'un ama bu kitabını okumamıştım. Türkçe ilk çevirisi mi acaba diye düşündüm. E, muhtemelen öyle. Almanca aslından çeviren Ferhat Jacques İçöz beyefendiye de teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü gerçekten güzel bir çeviri olmuş. Biliyorsunuz ben bu seride kitapları dış özelliklerini de değerlendiriyorum. E, ben bu kitabın da şeyini e, nedir boyutunu sayfa yapısını aralıklarını, yazı tipini, her şeyini beğendim açıkçası. Oldukça da hafif kitaplar. Dolayısıyla yanınızda da taşıyabilirsiniz. Bu açıdan da güzel. Şimdi bu kitabın olayı nedir? Arka kapak yazısından okuyayım. Freud insanın kendi iç dünyasına bakışında bir Kopernik devrimi yaparak insanın kendi evinin efendisi olmadığını vurgulamış ve bize iç dünyalarımıza yapacağımız yolculuklar için ilk haritayı sunmuştur. Freud olgunluk döneminde yazdığı bu kitapla hayatı boyunca geliştirdiği, kendi düşünce akışı içinde evrilen ve bugünkü psikanalitik çerçevenin temelini oluşturan neredeyse tüm önemli kavram ve kuramları okuruna bir sohbet havasında tanıtıyor. Gerçekten de ön sözde de söylediği gibi çevirmenin bu bir şey, Freud'un genişletilmiş bir denemesi diyebiliriz. E, temel meseleleri din, inancının yani dini inancın insanların bir dine inanma ihtiyacının temelinde ne olabilir? Böyle bir soruya cevap vermeye çalışıyor. İkinci olarak e bu benim yaptığım özet tabii. Uygarlık nedir? İyi midir, kötü müdür? Son zamanlarda diyor, uygarlık düşmanlığı arttı diyor. Bakın 19. yüzyıl sonlarını görmüş bir adam olarak 20. yüzyılın başlarında söylüyor bunu. Uygarlık düşmanlığı arttı diyor. Bunun sebepleri neler olabilir diyor. Uygarlığa gerçekten düşman olmalı mıyız sorusunu cevaplamaya çalışıyor. Acı, haz ve mutluluk üzerine yazıyor devamında da. Bütün bunlar arasında elbette çeşitli bağlantılar olduğunu düşünüyor ve bunu inceliyor. E, bence bu tür kitaplar şu açıdan güzel. Hani bu ders kitabı olacak nitelikte bir kitap değil. Şu açıdan güzel bir bilim insanının özellikle yaşadığı dönemin e, yapısını neredeyse değiştirmiş bir bilim insanının Düşünce akışını görmek açısından çok iyi oluyor. Yani bir bilim insanı nasıl düşünür, nasıl yazar? E, şunu fark ediyorsunuz bir meseleyi ele almaya başladığı anda belli bir düşüncesi var. Ama birkaç sayfa sonra kendi düşüncesini de yanlışlıyor örneğin. Dolayısıyla adeta bilinç akışı tekniğiyle yazılmış gibi bu kitap. Bu açıdan bence çok hoş. Bir bilim insanının kafasının içini görüyormuş gibi oluyorsunuz. Bu açıdan daha da hoş ve özellikle deneme yazmak isteyen arkadaşlar varsa kendi denemelerini yazmak isteyenler için de bence örnek oluşturabilecek bir eser bu açıdan. Evet biliyorsunuz bu seride ben seçtiğim bir takım alıntılar okuyorum sizlere. Biraz yorum katıyorum. Sizler de konuya istediğiniz noktadan dahil olup kendi yorumlarınızı yazabiliyorsunuz. Burada asıl amaç doğru kitapları, doğru isimlerden ve doğru yayın evlerinden okumak. Diğer bir amacımız da kendimizi belli başlı sorularla baş başa bırakmak. Evet sorular yani çok uzun derin cevaplar aramıyoruz aslında. Doğru soruları sormayı öğrenmeye çalışıyoruz hep beraber. Şimdi e, girişte Freud diyor ki şöyle e, giriyor meseleye. İnsanın güç, başarı ve zenginlik için çabaladığını, diğerlerinde bunlara hayranlık duyduğunu ve hayatta gerçekten değerli olanı Hafife alarak çoğunlukla yanlış ölçütler kullandığını görmemek imkansız diyor ve daha sonra bir arkadaşıyla yaptığı yazışmadan bahsediyor. Dinin esasen bir sanrı olduğunu düşünüyor Freud. Buna dair yazışmış arkadaşıyla arkadaş da demiş ki yanılıyorsun daha doğrusu eksik söylüyorsun bir sonsuzluk hissi hisseder dindar insan. Bu sonsuzluk hissi nedeniyle aslında bir dini inancı ihtiyaç hisseder dolayısıyla. Ee, arkadaşının bu cevabı üzerine Freud da bu sonsuzluk hissinin ne olduğunu irdelemeye girişiyor ve din hakkındaki fikirlerini ortaya koyuyor daha güçlü bir şekilde. Ee, bu sonsuzluk duygusuna okyanusvari his diyor Freud. Kişi bütün inançları ve yanılsamaları reddetse bile... Sırf bu okyanusvari duygu nedeniyle kendisine dindar diyebilir diye bitirmiş cümlesini. Ee, tarih boyunca pek çok bilim insanı insanların e, dini inanca neden ihtiyaç duyduğunu, dinin aslında ne olduğunu, insanların hangi ihtiyacından kaynaklandığını, neden e, var olduklarını anlamak için epeyce kafa yormuş. Freud de elbette bunlardan bir tanesi. Bu sonsuzluk hissi, bu okyanusvari his çoğunun cevaplarında farklı şekilde karşımıza çıkıyor farklı terimlerle. Bunun aslında şunu demek istiyorlar. Kendilerinden, insanlar, dindar insanlar kendilerinden daha yüce bir güç ile bir olduklarını hissetmek istiyorlar. Varoluşlarının aslında bir amacı olduğunu, gerçekten bir amacı olduğunu bilmek istiyorlar. Bunun için de dine ihtiyaç duyuyorlar. Genel olarak verilen cevap bu. Freud bunun biraz daha ötesinde cevaplar veriyor elbette. İlerleyen sayfalarda diyor ki, eğer birçok insanın yaşadığı okyanusvari hissin varlığını ve bu hissin ego hissinin erken dönemlerine dayandığını kabul etmeye hazırsak, bu başka bir soruyu akla getirecektir. Bu hissin dini ihtiyaçların kaynağı olduğu nasıl iddia edilebilir? Şimdi de kendini sorguluyor. Gerçekten bu okyanusvari his midir insanı dine yönlendiren? Bu iddia bana zorlayıcı gelmiyor. Bir his ancak güçlü bir ihtiyacın ifadesi ise bir enerji kaynağı olabilir. Yani insanın elinden çıkma kültür dediğimiz kültür çerçevesi dahilinde olan her şey bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyor gerçekten. Bu his çocukluk hayatından itibaren varlığını sürdürmemekte, daha ziyade kaderin üstünlüğü karşısında duyulan kaygı tarafından devamlılığı sağlanmaktadır. Bu yüzden bana dini ihtiyaçların çocukluk çaresizliğinden ve dolayısıyla kaçınılmaz olarak yeniden canlanmış baba özleminden türediği görüşü reddedilemez geliyor. Özellikle bu his çocukluk günlerinde kalmayıp sürekli olarak kaderin üstün gelen gücüne karşı duyulan korkuyla sürdürülüyorsa. Babanın koruyuculuğu kadar güçlü başka bir çocukluk ihtiyacı sayamam. Böylelikle mutlak narsisizm için çalışabilecek olan okyanusvari hissin rolü arka plana atılmış olur. Dini duruşun kökenleri net bir taslak üzerinden çocukluktaki çaresizlik hissine kadar takip edilebilir. Arkasında başka bir şey daha bulunabilir ama şu an için bu bir sis perdesi altın, e, ardındadır. Yani demek istiyor ki dini inanmak bir tür e, çocuksuluk, bir tür çocuksu bir his bir çocuk... Ee, çocukken bir babanın koruyuculuğuna nasıl ihtiyaç duyarsa e, yetişkin olduğunda bir dindar insan da o şekilde dine ihtiyaç duyar diyor. Fakat bu insanın e, dini ihtiyacın doğal bir e, getirisi olduğu anlamına gelmiyor diyor. Yani bu bizde doğal olarak var olan bir şey değil diyor. Hani inanma ihtiyacı diye bir şey yok diyor. Hayat boyunca çeşitli korkular, kaygılar, bir şeyleri anlamlandırma ihtiyacı bizi o çocuksu korkuya ve çocuksu e, güçlü baba figürü arayışına iter. Bu sebeple de insanlar dine inanır ve dindar olur diyor. Teorisi bu. Doyumsuz öğrenme aşkıyla çeşitli alışılmadık deneyimlere çekilmiş ve sonunda bir bilgiye dönüşmüş olan bir başka dostum ise bir başka arkadaşından bahsediyor. Yoga pratiğinde dış dünyadan sakınarak tüm dikkati vücut işlevlerine odaklayarak ve nefesi çeşitli şekillerde yönlendirerek kişinin kendi içinde yeni duyumlar ve birlik hissi işte bu okyanusvari his yani uyandırabileceğine dair beni temin etti. Dostum bu durumu psişik hayatın çok eski ve uzun zamandır örtük olan durumlarına regresyon olarak yorumluyor. Bu deneyimlerde birçok mistik bilgeliğin tabiri caizse fizyolojik temellerini gördüğünü söylüyor. Demek istiyor ki bu arkadaşımın yoga yaparak hissettiği deneyim de zaten dini inancı anımsatıyor. Fakat dini e, dinlerin çok daha eski ve insanın daha çok temel fizyolojik ihtiyaçlarına yönelik e, kısımlarını karşılıyor demek istiyor. Çünkü e, dinin insana sağladığı şeyleri başka şeylerle tatmin edebilir miyiz? Bilimle, sanatla, başka pratiklerle bu akıl yürütmenin sonucunda bu örneği veriyor. Güncel bir şey de olduğu için benim de ilgimi çekti. Biliyorsunuz bir ara bir takım ülkemizdeki dini figürler yogayı adeta şeytanlaştırmaya çalışmışlardı. Çünkü şöyle görüyorlar, yoganın bir tür New Age din haline geldiğini düşünüyorlar. Bazı insanların tek tanrılı dinlere inanmak yerine Yoga yaparak bu ihtiyaçlarını karşıladığını düşünüyorlar ve bu şekilde de günaha girdiğini düşünüyorlar bu insanları. Şimdi yoga yapan insanlar gerçekten e, ne manevi boşlukta mı, manevi boşluklarını kapatmak için mi yoga yapıyorlar falan? Hani bu sorgulamalara ihtiyaç duyuluyor. Ama ülkemizin dini figürleri e, pek de bu sorgulamaları yapmaya yanaşmıyorlar. Diğer yandan ben de arada sırada yoga yapıyorum. Valla esneme gerilme yapmak iyi geliyor yani başka bir amacım yok açıkçası. Bazıları var yoga eğitmenleri ay felsefesini yapmadan felsefesini öğrenmeden felsefesini uygulamadan yoga yapmanın hiçbir manası yok falan diyorlar. Ben asla katılmıyorum. Yoganın felsefesi dedikleri şey de biraz okudum hiç bana göre değil. Esnemek, gevşemek, işte birazcık ter atmak falan bana yetiyor açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Var mı yoga aranızda? Yani gittikçe e, dalga geçilen bir figür haline gelmeye başladı gerçi yogacılık. Fakat işi ciddiyetle ve bir disipline yapan insanlar da var. Var mı bir dini tatmin arayışınız yoga yaparken arkadaşlar? Varsa lütfen yazın. Yoksa da yazın. Şimdi diyor ki ilerleyen sayfalarda Freud. Din bir yandan insanlara dünyanın gizemlerini kıskanılacak derecede bütünlüklü olarak açıklayan, bir yandan da onları dikkatli bir yazgının, hayatlarını sürekli izlediğine ve herhangi bir hüsranın başka bir varoluşta telafisinin olacağına dair telkin eden öğretiler ve vaatler sistemidir. Ya şey Amentü'yü sıraladı. Sıradan biri bu yazgıyı epeyce yüceltilmiş bir baba figüründen öte bir şekilde hayal edemez. Ancak böylesine bir varlık insanoğlunun ihtiyaçlarını görür. Onların dualarıyla yumuşar ve pişmanlıklarına dair işaretlerle yatışır. Bu o kadar düpedüz çocuksu, o kadar gerçeklikten uzaktır ki ölümlülerin çoğunluğunun bu hayat görüşünün üzerine hiçbir zaman çıkamayacağını düşünmek insanlığa dair dostane tutumu olan herkese acı verir. Freud'un yetiştiği dönemde yani 19. yüzyıl sonları Avrupa'sında dini kurumsal dinin temsilcileriyle diyelim Bilim çevreleri ciddi şekilde çatışma halinde ama çok ciddi şekilde ve bu kurumsal dinin temsilcileri bilimin gelişmesi, teknolojinin gelişmesinden de hiç hoşlanmıyorlar. Çünkü kısaca kendilerine gittikçe hiç ihtiyaç kalma kalmadığını ve gelecekte kalmayacağını hissetmeye başlıyorlar. Yani bilimi kendilerine bir tür rakip gibi görmeye başlıyorlar ve gerçekten de şey bilim insanlarını işte kafir olmakla, günah işlemekle falan suçluyorlar. Yani onların çünkü e, Hristiyan olmamak gibi bir tercihi yok. Yani öyle bir tercih yok. Dolayısıyla ciddi şekilde çatışmalar yaşanıyor. E, Freud'un bu derece dine karşı hani bu bir sandırdan ibaret hatta bir toplu sandırdan başka bir şey değil e, demesi bu derece sert bir şekilde eleştiri yapması eminim o dönemin çevresiyle de alakalı bir şeydir. Bunun dışında e, Freud daha çok şununla ilgilendiğini söylüyor. Ben dinin kendisinden çok insanların dinden ne algıladığıyla, ne anladığıyla ilgileniyorum ve onu çözümlüyorum diyor mesela metnin bir noktasında. Evet, insan hayatının amacının ne olduğu sorusu defalarca soruldu. İnsan hayatının amacı nedir? Ama şu ana dek tatmin edici bir cevap alınamadı. Belki de böyle bir cevap hiç yoktur. Bu soruyu soranlardan bazıları hayatın bir amacı olmadığı fikrine teslim olduklarında bütün değerlerini kaybettiklerini de eklerler. Ama bu tehdit hiçbir şeyi değiştirmez. Daha da netleşmektedir ki insanın bu soruyu reddetme hakkı vardır. Bu sorgu başka birçok söylemden çoktandır tanıyor olduğunuz insanın kibirine işaret etmektedir. Amaçları insanlara hizmet etmek olmadığı sürece kimse hayvanların yaşamlarının amacından bahsetmez. Bu bile başlı başına anlaşılır değildir. Yani diyor ki birçok insana göre eğer bir tanrı yoksa, eğer inandığı din gerçek değilse hayatının yaşamasının hiçbir amacı da yok. Böyle inanıyor insanlar diyor. Dinin tutunma sebeplerinden biri de bu diyor. Ee, ve din daha önceki alıntıda da olduğu gibi insanlara hayatın amacı, kendi varoluşlarının amacı ve bu dünyada ne yapmaları gerektiği konusunda kıskanılacak ölçüde tutarlı açıklamalar sağlıyor. Beğenin veya beğenmeyin diyor. Tespitte bulunuyor yani. Evet. Ee, yine dine atfettiği bir başka şey ve dindar insanlara diyor ki insanların büyük bir kısmının gerçekliği sanrılarla dönüştürerek mutluluğu garantileme ve acıdan korunmaya çalışmaları. Dindarlığın gerekçesi Freud'a göre bu. İnsanlığın sahip olduğu farklı dinleri de bu tarz bir toplu sanrı olarak görmeliyiz diyor. İnsanların mutluluğu elde etmek ve acıdan kaçınmak için kullandıkları yöntemlerden bir tanesi de dindarlıktır diyor. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani dindar insanların en azından hepsinin e, bir dine inanmalarının yegane sebebi bu mudur sizce de yani? Bana biraz eksik açıklama gibi görünüyor bu. Şimdi Freud sıklıkla e, haz ilkesinden den vuruyor. İnsanı, e, insanın psikolojisini ve fizyolojisini ve aslında her şeyini yöneten etkenlerden bir tanesi. Hazla ulaşmak, acıdan kaçmak. Haz ilkesinin bize dayattığı program şudur. Yani mutlu olmanın mutlu olmak yerine getirilebilecek gibi bir şey değildir diyor Freud. İnsanın şunu demek istiyor aslında. İnsan bir ideal mutluluk tablosu yaratır kafasında ve o ideal tabloya ulaşmadığı müddetçe de bir türlü kendini mutlu hissedemez. Dolayısıyla işte o ideal tabloya ulaşmak imkanlı bir şey değil diyor yeryüzünde. Ama yine de insan bir şekilde bu programı yerine getirmeye dair çabalarını bırakmamalı. Hatta zaten bırakamaz. İnsan çok farklı yollarla bu hedefe ulaşabilir. Ya hedefin pozitif içeriğiyle yani has sağlayarak ya da negatif şekilde yavanlıktan kaçmayı öncelik olarak belirleyerek. Değerli arkadaşlar, nasıl daha verimli ve keyifli çalışırız diye bir video var bu kanalda. Orada ben de size iki tane seçenek sunmuştum hatırlıyor musunuz? Bir, minnoş unicorn olun. Yani zaten yapmanız gerekiyor ve bundan kaçamayacaksanız bu gerçeği kabul edin ve bunun keyfini sürmeye çalışın ve ona göre çalışın. İkincisi, boz gibi gerçekçi olun. Ben bunu yapmak zorundayım, oturacağım yapacağım. Keyif almasam da olur. Yemin ediyorum benim sunduğum o iki seçenek geldi aklıma. Freud'un şu cümlesini okurken. E, bunu daha geniş bir çerçeveye e, mutluluk arayışına uygulamış adam yani. Yani diyor ki ya has sağlayarak mutluluğa ulaşmaya çalışın ya da yavanlıktan kaçınmak için bu çabalarınıza, mutlu olma çabalarınıza devam edin. Ha, hiçbir zaman o idealinizdeki tabloya ulaşamazsınız ama o tabloya ulaşmak için Gerekli davranışları da sergilemezseniz o zaman hiç mutluluk yoktur. Unutun hepsini diyor. Herkes kendini en mutlu edecek yolu denemeli. Aklın yolu bir değil diyor yani. Herkes için o ideal mutluluk tablosu birbirinden farklıdır demek istiyor. Çeşit çeşit etkenler kişiyi kendi yoluna yöneltmek için öne çıkacaktır. İnsanın dış dünyadan ne kadar tatmin sağlamayı beklediği ve dış dünyadan bağımsız olmaya ne derece mecbur hissettiği, son olarak da dış dünyayı kendi arzuları yönünde değiştirmeye ne kadar gücü olduğu gibi sorular gündeme gelmektedir. İnsanın mutluluğa erişme çabasında önemli etkenler bunlardır diyor. Burada dış etkenlerin haricinde kişinin pisişik yapısı da belirleyici olur. Şimdi burada 3 kişi 3 farklı tip sayıyor kesişik yapı dedikten sonra ağırlıklı olarak erotik olan kişi. Erotik bir pisişik yapıya sahip olan kişi diğerleriyle kurduğu duygusal ilişkilere öncelik verecektir mutluluk arayışında. Bir başkası kendine yetebilen narsistik kişi. Kendi içsel ruhsal süreçlerinde esaslı tatminler arayacaktır. Eylem adamı bu da üçüncü tip. Eylem adamı ise gücünü test edebildiği dış dünyaya bırakmayacaktır. Bu tiplerin ortasında kalanlar var bir de. Bu tiplerin ortasında kalanlar için ise ilgilerini nereye yöneltecekleri, yeteneklerinin tipi ve onlar için mümkün olan iç güdüsel yüceltmenin boyutu tarafından belirlenecektir. Bu üç tip çok ilginç değil mi ya? Erotik kişi duygusal ilişkilere öncelik verir. Kendine yetebilen narsistik kişi kendi içsel dünyasına eylem adamı da gücünü dış dünyada test <laughs> İnsanları bu şekilde kapaca ayırmak biraz kabalık olmamış mı Freud? Bilemiyorum yani. Tıpkı tedbirli iş adamının bütün sermayesini tek bir yere yatırmaktan kaçınacağı gibi yaşamın bilgeliği de belki de bizlere bütün tatminimizi bir tek eğilimden beklememeyi öğütleyecektir. Başarı hiçbir zaman mutlak değildir. Birçok faktörün buluşmasına bağlıdır. En çok da diyor, pisişik yapının yetkinliklerine, niteliklerine. Yani aslında e, tırnak içinde ruhsal güçlerinize bağlı, zihinsel donanımınıza bağlı demek istiyor Freud yani. Devamında da diyor ki, din kendi mutluluk edinme ve acıdan korunma yollarını herkese aynı şekilde dayatarak bu seçim ve adaptasyon oyununu sekteye uğratır. Dinin kullandığı yöntem hayatın değerini bastırmaktan ve gerçek dünya imgesini sanrısal olarak bozulmuş göstermekten meydana gelir. Bu insan zekasına gözdağı vermek demek oluyor. Zorla pisişik bir çocuksuluğa ve toplumsal bir sanrıya katılma bedeli karşılığında din birçok insanı bireysel nevrozdan kurtarmayı başarıyor. Bence çok haklı. Ee, yani doğuyorsun ve her insan hayatının bir noktasında mutlaka işte burası neresi ben kimim niye bu dünyadayız falan bu soruları mutlaka soruyor kendisine. Bir dine inandığın zaman sana hazır bir senaryo veriliyor neticede. Deniyor ki sen şu yüzden hayattasın, hayat boyu şunları yapman gerekir. E, şunlar, Şunları da yapmaman gerekir. Böyle bir hayat yaşarsan hem mutlu olursun hem de öbür dünyada Tanrı seni sever ve cennetini alır. Bütün dinlerde bunlar var değil mi sonuçta? Evet yani bir seçim yapmak e, sana kalmıyor böylelikle. Ne yapman gerektiğini birisi sana söylemiş oluyor. Kafa muhteşem rahat. Kafamız çok güzel. Bence süper bu anlamda. Şey aklıma geliyor. Sartre'ın lafı insanoğlu kendi özgürlüğüne mahkumdur. Yani Hani özgürlük özgürlük diyoruz da zaten aslında özgürlüğe mahkumuz. Yani seçim yapmak zorundayız. Özgür olmak zorundayız. Yaptığımız her seçim bir noktada aslında özgür seçimlerimiz zaten. Direkt onu hatırlattı. Evet, kitabın kalan yarısında acı ve mutluluktan ve uygarlıktan bahsedecek Freud. Acıların üç kaynağı olduğunu söylüyor. İnsan, insanın hissettiği her tür acının üç temel kaynağı olduğunu, doğanın üstünlüğü, kendi vücudumuzun zafiyeti yani yetersizlikleri ve de insanların aile, devlet ve toplum içerisinde birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen kuralların yetersizliği. Hukuk yok hukuk diyor Freud. Yeterli değil. Ve en çok bu sosyal acı e, bu aile devlet ve toplum ilişkilerinin e, yeterince iyi olmamasından kaynaklanan sosyal acıya değiniyor en çok da. Şimdi diyor ki bu sosyal acı karşısında pek çok e, farklı çevre ve pek çok farklı bilim farklı açıklamalar sunuyor. Benim sunduğum açıklama şu diyor. İnsanlar nevrotik oluyorlar, akıl sağlıklarını yitiriyorlar. Bu ilişkiler istedikleri gibi gitmeyince kısaca bu ilişkiler karşısında yani e, insanların devlet ve toplum olarak koydukları kurallara uyamayan, uyum sağlayamayan, topluma uyum sağlayamayan, o kurallara uyum sağlayamayan, kendi iç dünyasıyla dış dünyasını, dış dünyayı e, uyumlu bir şekilde sürdürem, sürdüremeyen insanlar eninde sonunda akıl sağlıklarını yitiriyorlar diyor. Fakat diyor bugünlerde diyor işte 20. yüzyılın başları bugünlerde diyor bir başka iddia var. Bu iddiaya göre sefaletimizin suçlusu, sefalet dediği e, o zamanlar insanların kendilerini yeterince mutlu hissetmediğini ve bundan yakındığını fark etmiş Freud. Bu iddiaya göre sefaletimizin suçlusu büyük ölçüde sözde uygarlığımızdır. Uygarlıktan vazgeçersek ve ilkel koşullara geri dönersek çok daha mutlu olurmuşuz. Diyor ki sonra insan hangi yolla böylesine şaşılacak derecede uygarlık düşmanı oldu. <laughs> Sanıyorum ki mevcut uygarlıkla ilgili uzun zamandır hissedilen derin bir memnuniyetsizlik bunun zeminini oluşturdu. Bu zeminin üzerine bazı tarihi olaylar da son noktayı koydu. Şimdi kendisince bu uygarlık düşmanlığı adını verdiği şeyin sebeplerini sıralıyor. Diyor ki öncelikle Hristiyan öğretisi dünyevi hayatı değersizleştirdi. Hani bu dünyada has, zevk, keyif bütün bunlar anlamsız. Önemli olan öbür dünyaya hazırlanmak. Yani Hristiyanlık insanlara bunu öğretti ve dayattı diyor. İkincisi diyor büyük keşifler çağında yani işte Amerika'nın keşfedildiği dönemleri düşünün. 15. yüzyıl sonlarından başlayarak. Bu çağda ilkel halklar ve kabilelerle temas bu halk ve kabilelerin örf ve adetlerinin yetersiz bir şekilde gözlemlenmesi ve yanlış anlaşılmaya dayalı görüşler nedeniyle bu insanlar Avrupalılara basit, mutlu ve sıkıntısız hayatlar sürüyormuş gibi göründüler. Bu bana çok ilginç geldi ya. Her dönemde insanda aynı huy olur mu? Geleceğim şimdi oraya. Üçüncü sebep diyor, Nevruz'un mekanizmalarını tanırken Toplum tarafından insanlara yüklenen ve kültürel ideallere hizmet eden bu kadar fazla inkarı insanların kaldıramadığı ve bu yüzden nevrotik oldukları anlaşıldı. İşte az önce bahsettiğim o kurallarla, sistemlerle uyumlu bir şekilde varlığını sürdürememe olayı. Şimdi bu ilkel halklarla ve kabilelerle tanışan insanların yaşam tarzlarından ötürü, o kabilelerin işte ilkel bir hayat sürmelerinden ötürü Onları kendilerinden çok daha mutlu zannetmesi yanılgısı. Ya bu bugün de yok mu arkadaşlar? Sosyal medyada sürekli böyle fakir evleri paylaşılıyor tamam mı? Sanki fakirlik çok iyi bir şeymiş gibi. Sobalı evler, divanlar bilmem neler. Yani bakıyorsun bu yani ben öyle bir ev fotoğrafı gördüğüm zaman inşallah bu evin çocukları donmuyorlardır diye düşünüyorum. Kimisi de o fotoğrafları, o fakirliğin fotoğraflarını paylaşıp paylaşıp, o yoksulluğun fotoğraflarını paylaşıp paylaşıp. Eskiden ne mutluyduk be. Televizyonumuz yoktu ama işte bilgisayarımız yoktu ama babaannemiz bize pişi pişirirdi de bilmem ne yapardı da. Öf, fenalık geçirtiyorlar bana ya. Ben böyle bir şey söyleyen insanım var ya, yoklukla tanışmış olabileceğini zannetmiyorum ya. İnsan babaannesinin pişirdiği pişiyi de özler. Sobanın üstünde çıtırdayan efendim ekmeği de özler. Sobada çaynayan kaynayan çayı da özler. Ben de yani sobalı evde oturdum. <laughs> yani bu, bunu deneyimledim. Hem de öğrencilik dönemimde. Fakat tamam ya ben 3 sene sobalı evde oturdum tek başıma. Teras katıydı. Anlatabiliyor muyum? Öğrenciydim. Şimdi Seda Sayan gibi başlıyormuşum. Evimin tuvaleti dışarıdaydı benim. Hayır o kadar değildi ama yani o koşulları ben de zengin aile çocuğu değilim. Ama lütfen yapmayın. Yani nerede bir yoksulluk fotoğrafı, nerede bir sefalet fotoğrafı görseler paylaşıp paylaşıp aman da ne mutluyduk romantizmi. Ya bu doğru bir şey değil. yüce, yani sefaleti yüceltiyorlar. Oradaki o tırnak içinde ilkel hayatı, tırnak içinde ilkel örf ve adetleri ...arzulanan bir dönem, arzulanan bir an olarak sunuyorlar. Hayır, değil. Öyle değil arkadaşlar. Gerçekten sinir geldi bana artık. Evet. Yani bana göre bu da bir nevi uygarlık düşmanlığı. Freud'un dediği şey. Uygarlık düşmanısınız. Evet. Ee, diyor ki, işte dördüncü sebep de diyor, bu uygarlık düşmanlığının... Uygarip düşmanlığı kışkırtan sebeplerden bir tanesi de diyor zamanımızda artık bilim ve teknoloji ilerledi diyor. Ama insanlar uzay ve zaman üzerinde binlerce yıldır özlemini çektikleri bu yeni gücün ve doğa güçlerine boyun eğdirmelerinin hayattan bekledikleri has tatmini miktarını yükseltmediğini, kendi algılarına göre daha mutlu olmadıklarını fark ettiler. Demek istiyor ki yani ne bekliyorlardıysa şimdi saydıracak. Bundan teknik ilerlemenin mutluluk ekonomimiz için değersiz olduğunu anlamamalıyız. Benden yüzlerce kilometre uzaklıkta yaşayan çocuklarımın sesini sık sık duyduğumda veya arkadaşlarım gidecekleri yere vardıktan kısa bir süre sonra uzun ve zahmetli yolculuklarını salimen tamamladıklarını öğrendiğimde telgraf telefon Bunlar pozitif bir has kazanımı ve mutluluk hissinde açık bir büyüme değil de nedir diye itiraz etmek istiyor insan. Tıbbın küçük çocuklarda ölüm oranlarını veya doğum yapan kadınlarda enfeksiyon tehlikesini bu kadar olağanüstü bir şekilde azaltması, uygar insanın ortalama yaşam süresini epey yıl uzatmış olması hiçbir anlam ifade etmiyor mu ya? Çokça kötülenen çağın bilimsel ve teknik gelişmelerine borçlu olduğumuz bu nimetlerin uzun bir listesini yapabiliriz. Ancak diyor devamında yine de bu pesimist eleştirmenler diyor. Ama işte o öyle olmasaydı şu şöyle olacaktı bu böyle olmasaydı bu böyle olacaktı diye saydırıp duruyorlar diyor. Yani diyor ki bu kadar ilerleme kaydetmiş insanlık bilim ve tek teknoloji gelişmiş. Ben artık çoluğumun çocuğumun sesini duyabiliyorum telefon sayesinde. Arkadaşlarımdan haber alabiliyorum telgraf sayesinde. İşte çocuk ölümleri azaldı. Kadınlar daha sağlıklı enfeksiyon kapmıyorlar artık doğumlarda falan. Daha ne olması gerekiyor diyor. Hala diyor geçmişte demek istiyor bir altın çağ varmış gibi hareket ediyorlar. Uygarlık bir yandan gelişiyor bir yandan bekledikleri kadar o ideallerindeki o mutluluk tablosu kadar bir türlü mutlu olamıyor insanlar. Bu sefer dönüp uygarlığı suçlamaya başlıyorlar diyor. Üstat, gerçekten üstatsın. Yani şu yüzden üstatsın. Bu çok güzel bir tespit bu ayrı. Yani bu insan doğası ne kadar tekerrür eden bir şeyse aynısı bugün de var. Az önce verdiğim çok basit ve yüzeysel bir örnekti yani. Daha neler var bunun gibi. Yani bir tarihçi olarak ben bununla çok karşılaşıyorum. Ah be 5000 sene öncesi gibi yaşasak bizden mutlusu, bizden harikası olmayacaktı. Veya bir başkasına göre, ah be 2000 sene öncesi gibi yaşasak en harika bizdik. Bütün dünyaya hakimdik. Nedense bu insanların da mutluluk, ideal mutluluk tarifi bütün dünyaya hakim olmak. Böyle bir şey var. Bazı da diyor ki 1400 1400 yıl önce yaşamış olan o muteber insanlar gibi birebir onlar gibi yaşasak asr-ı saadet yani. Ah, bizden mutlusu yok. Yani herkesin bir başka altın çağ tasarımı var, durur içerisinde. Herkesin bir tarih tasarımı var, durur içerisinde. Ve bu saydığım grupların hiçbiri bugünkü teknolojik imkanları kullanarak kendimize daha iyi, daha medeni, daha mutlu günler, daha mutlu yönetimler yaratamaz mıyız? Bunu düşünmüyor. Hep geçmişte arıyor. Aralarındaki tek fark ne kadar geçmişte aradıkları. Biri 1400 yıl önceki geçmişte, biri 2000 sene, biri 5000 sene, biri hatta 10.000 sene. Bazıları da istiyor ki mağara devrindeki gibi yaşayalım. Hiç, yani bugün de yaşayamıyorlar bunları düşünmekten. Evet, bir başka enteresan tespiti Freud'un şu. Bireysel özgürlük uygarlığın eseri değildir. Bak şimdi. Şeyciler var ya, Bireysel oldunuz, toplumu unuttunuz. Ananızı, babanızı, atanızı unuttunuz. Erken yaşta evden ayrılıyorsunuz. 30 yaşında hala evlenmiyorsunuz. Çocuk yapmıyor, kedi alıyorsunuz. Lan diye bağıranlar onlar akma. Bireysel özgürlük diyor. Uygarlığın eseri değildir. Bireysel özgürlük bütün uygarlıklardan önce en üst noktadaydı. Gerçi insanlar onu savunacak durumda olmadıkları için bireysel özgürlüğün genellikle pek değeri yoktu. Uygarlığın gelişimi bireysel özgürlükler üzerinde kısıtlamalar getirdi. Adalet kimsenin bu kısıtlamalardan kaçamamasını talep eder. Bir insan topluluğunda özgürlük çağrısı olarak algılanan şey, var olan bir ad adaletsizliği isyan olabilir. Ve böylelikle uygarlıkla uyumlu kalmak uygarlığın gelişmesi için uygun bir koşul oluşturur. Fakat çağrı yine de ilkel ve uygarlık tarafından ehlileştirilmemiş kişilerden gelebilir. Ve böylelikle uygarlık düşmanlığının temelini oluşturabilir. Yani diyor ki ee, bazen Ortada bir adaletsizlik var. Gelin buna karşı çıkalım çağrısı aslında hiç de uygar olmayan son derece ilka ilkel kalmış insanlardan gelebilir. Ama aslında bir yönüyle bu imkanı da ona uygarlık sağlar. Ya çok mu yüzeysel düşünüyorum? Belki de çok yüzeysel düşünüyorum ama şundan dolayı bu Avrupa'daki özel şey Amerika'daki Trump seçmenlerinin son dönemlerde yaptığı o protestolar pandemi karşısında bende travma yarattı sanırım arkadaşlar. Sürekli her şey onlara örnek veresim geliyor ve şunu okurken de onlar aklıma geldi ya. Sosyal mesafe komünizmdir diye pankart açan hanımı unutamayacağım sanırım. Yani ortada bir salgın hastalık var. Nasıl geçtiği belli. Ee, birbirinden uzak durman gerekiyor. Mümkünse evde kalman gerekiyor ki deli gibi yayılmasın hastalık. Ve bu insanlar diyorlar ki sosyal mesafe demek komünizm demektir. Gerçi bizde de maske dağıtmak komünizm demektir diyen oldu. Ama herkes ona gülüyor yani en azından. Üf, bilemiyorum. O protesto gösterilerini izlediniz mi ya da pankartlarını falan gördünüz mü? Ben gerçekten böyle ağzım açık kaldı. Hani tamam senelerdir zaten Amerikan toplumu hakkında affedersiniz yüce Amerikan milletini tenzih ederim ama Şöyle aptallar, böyle aptallar lafları duyarız. Ben hep böyle aman bizim millet zaten kimseyi beğenmez ki filan diye düşünürdüm. Birkaç Amerikalı ile tanıştım. Ee, dedim acaba haklı mıymış bu lafları edenler? Neyse genelleme Ceren dedim kendime. Fakat yani yine genellememek lazım bu arada. Yani Amerikan toplumunun belli bir kesimi onlarda neticede. Fakat yani dehşet verici gerçekten neyse. Evet. Son olarak şu alıntıyı okuyacağım. Uygar insan bir parça mutluluk imkanını bir parça güvenlikle takas etti. Ancak unutmamalıyız ki ilk ailede, yani insan toplulukları ilk oluşmaya başladığı sırada ortaya çıkan o ilk aile modelinde sadece aile reisi böylesine bir dürtü özgürlüğünden yararlanabildi. Diğerleri köleler gibi baskı altında yaşadılar. Uygarlığın yararlarının keyfini süren bir azınlık ile bu faydalardan yoksun bırakılmış bir çoğunluk arasındaki çelişki uygarlığın ilk zamanlarında en uç noktalara taşınmak, taşınmıştı. Titiz araştırmalardan bugün yaşayan ilkel insanlar hakkında bu insanların özgür görülen dürtü yaşamlarına hiçbir şekilde imrenilmeyeceğini öğreniyoruz. Bu insanların dürtü yaşamları başka bir tür kısıtlama altındadır. Ve bunlar uygar insanın tabi olduklarından çok daha büyük bir sertliktedir. Burada tekrar şunu söylemeye çalışıyor. Tabii bir sürü şey ben atla okuduğum için belki arada bağlantı kurmak zor oluyordur. Ee, özellikle komünistlerin şey fikrini eleştiriyor. Hani ilk insanlar e, mülkiyet hakkı olmadan mülkiyetsiz bir şekilde yaşadıkları için çok daha mutluydular. Ne zamanki mülkiyet ortaya çıktı, bu icat edildi. Herkes işte evlerinin etrafını çevirdi. Herkes şu benim, bu benim dedi. Bu sefer kaynaklar kısıtlandı. Birileri yoksullaştı, birileri zenginleşti. Bütün eşitsizlikler bundan doğdu. Komünistler genel olarak bunu söylüyorlar. E uzun sayfalar boyunca Freud bu düşünceyi eleştiriyor. Diyor ki, tamam bazı açılardan hakkınız var ama asıl sorun orada mülkiyet değil. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamakta ihtiyaçlarını karşılamak ve haza erişmek konusunda ne kadar aslında saldırgan olabileceğiyle alakalı bir şey bu diyor. Yani siz hani siyaseten bir şeyler önerebilirsiniz ve işe yarayabilir. Uzmanı değilim bilemem diyor. Ama psikolojik olarak özellikle psikolojik ihtiyaçlar açısından sizin önerdiğiniz şeyin insan psikolojisine pek de uygun olduğunu düşünmüyorum ben diyor. Ve sayfalar boyunca bunu eleştiriyor. Ve şunu söylüyor yani sizin mülkiyet Yoktu ve dolayısıyla insanlar daha mutluydu dediğiniz dönemlerde de eşitsizlik vardı. Aile reisi her şeyin keyfini sürüyordu. E, muhtemelen karısı ve çocukları hep beraber baskı altında yaşıyorlardı. Dürtü özgürlüğü yani hazza ulaşma özgürlüğü, bir şeylere sahip olma özgürlüğü yine aile reisindeydi. Veriler onu gösteriyor diyor. E, o eleştiriden sonra buna geliyor ve doğrudan komünistlere de söylemiyor ama hani o dönemleri romantize eden herkese genel olarak söylüyor. Diyor ki o zamanlar da insanlar arasında hırs vardı, çekişme vardı. Her zaman da olacak diyor. Yani ilk çağa dönmek, ilkel çağlara dönmek herhangi bir şeyin ilacı değildir diyor. Ee, herhalde bir tarihçi ol olarak okuduğum için biraz da algıda seçicilik nedeniyle ben en çok buna dikkat ettim bu kitapta. Fakat diğer yandan e, kitabın merkezindeki şey de bu. Yani uygarlığa dair hoşnutsuzluğumuz adı üstünde. Yani birçok sıkıntımız için, birçok e, çözülmeyen problemimiz için bugünün dünyasını suçluyoruz. Uygarlığı suçluyoruz. Bilim ve teknoloji bu kadar gelişti o yüzden mutsuzuz. Ah sobalı evlerde yaşasak daha mutlu olacaktık falan gibi laflarda da bunu görebiliyoruz. Halbuki yani Geçmişte yaşamış insanların senden daha mutlu olduğunu düşünmek tamamen bir varsayımdan ibaret. Ayrıca sen bugünden, bugün yaşıyorsun. Dolayısıyla sorunlarını kesişik yetkinliklerinle çözmeye çalış kısaca. Freud benim anladığım budur. Evet bu kitaptan bu kadar arkadaşlar. Kafka kitabın büyük fikirler serisini incelemenizi tavsiye ederim. Açıklamada bulabilirsiniz linkini ve önümüzdeki hafta çarşamba günü okuyacağımız kitabı tekrar göstermek isterim. Kadın meselesine giriyoruz. Kadın haklarının gerekçelendirilmesi. Mary Hanım kim biliyor musunuz? Frankenstein'in yazarı Mary Shelley'nin annesi. Bir çok enteresan bir hikayeleri var. Evet önümüzdeki hafta görüşmek üzere.